Kendilerine Milli Birlik Komitesi diyen cuntacılar, 1960 senesinde yaptıkları darbe ile sadece Türkiye'nin yönetimine değil, üniversitelere de el koymuştu. 28 Ekim 1960 tarihli resmi gazetede çeşitli üniversitelerden 147 akademisyenin atıldığına dair bir karar yayınlandı. Atılan isimlerden biri de İstanbul Üniversitesi'nden Fuat Sezgin'di. Son yüzyılın en büyük bilim tarihçisi Profesör Doktor Fuat Sezgin. 94 yıllık yaşamını Müslümanlara ait 8 asırlık başarı dolu ama kaybolmuş bir tarihi ortaya çıkarmak için harcadı. Yüzlerce yıl süren ve bilimde zirveye varılan bu dönemin kitaplarını, icatlarını ve bilim adamlarını tek tek delilleriyle ortaya çıkardı. Böyle bir dönemin hiç olmadığını söyleyen tarihin akışını değiştirdi. Profesör Doktor Fuat Sezgin, eşi Doktor Ursula Sezgin'in de deyimiyle bu kadar bilgiyi kafasında nasıl tuttuğuna, mütevazı yaşantısına, uzağında olsa da vatanı için çarpan kalbine, hiç bıkmadan nasıl çalıştığına şaşırdığımız örnek bir bilgindi. Fuat Hoca, İslam bilim tarihini tıpkı büyük bir yapbozun eksik kalan tek parçası gibi yerine yerleştirdi. Benzersiz bir çabayla ortaya çıkardığı hakikatleri bir miras olarak tüm insanlığa, bilime ama özellikle de bu tarihin esas sahibi olan Müslüman gençliğe bıraktı. Fuat Sezgin, Bitlis'te ileri gelen bir ailenin 5 evladından biri olarak 1924'te doğar. İlkokulu Bitlis'te, ortaokul ve liseyi Erzurum'da okuyan Fuat Hoca, 19 yaşındayken üniversite tahsili için İstanbul'a gelir. Sezgin'in niyeti mühendis olmaktır. Ancak ünlü bir Alman oryantalist olan Helmut Ritter'in konferansına gider ve tüm dünyası değişir. Helmut Ritter, İstanbul Üniversitesi'nde verdiği konferansta modern matematiğin temellerini İslam alimlerinin attığına, Harizmi, İbn Yusuf, Biruni gibi bilginlerin önemine dikkat çeker. Böyle bilim adamlarının varlığını ilk kez duyan genç Fuat, o gün kararını değiştirir. Tahsiline mühendislik fakültesinde değil, Ritter'in de hocalık yaptığı Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde devam edecektir. Bu kararıyla birlikte kendisini bu bilginlerin başarılarıyla çevrili ve kitaplarda sıkışıp kalmış bir dünyada bulur. Yıl 1943'tür.
İslam'da bilimin ve ilmin önemi o kadar büyük ki, İslam'ın ana kaynağı Kur'an-ı Kerim, ilme davet eden, okumaya davet eden, öğrenmeye, hatta kalemi de anarak, kalemin satır satır yazdıklarına yemin ederek başlıyor ilk ayetler. Buradan şunu anlıyoruz, İslam medeniyetinin mensuplarının elinden kalem, defter, kitap hiçbir zaman düşmemeli. Düşmediği zamanlarda bu medeniyetin mensupları hep ilerlemiş, yücelmiş, dünyayı aydınlatmış. Sadece İslam'ın doğduğu topraklarda değil, binlerce kilometre uzaklara giderek mektepler, medreseler kurarak, okullar açarak insanlığı aydınlatmaya çalışmışlardır. Bu hep ilim sayesinde olmuştur. Fuat Sezgin, Türkiye'de Türkolojinin de kurucusu olan Helmut Ritter'in öğrencisidir artık. Kayıt tarihini kaçırmış olmasına rağmen hocalara ne kadar istekli olduğunu göstermiş ve bölüme kaydını yaptırmıştır. Üniversiteye gelene dek tüm eğitim hayatı boyunca öğretmenlerinin aşağıladığı, hor gördüğü İslam medeniyetinin aslında ne kadar hünerli olduğunu bu insaflı Alman'dan duymuştur bir kere. Okulda kendi medeniyeti için söylenen şeyler sadece onu değil, koca bir nesli de derinden yaralamıştır. Bu düşüncelerle özgüvensiz ve ne yapacağını bilemeyen genç nesiller yetişiyordur. Ama bu duyduklarından sonra kendisinin deyimiyle bütün dünyayı terk ederek gece gündüz bu hakikat için çalışacaktır. Durmadan, yorulmadan, usanmadan. Başaracaktır da. Sorar hocaya, Müslümanlar böyle matematik, bilim kitapları vesaire yazdılar mı ki siz bunları anlatıyorsunuz gibi şaşkınlıkla bir soru yöneltir. Ve hocası da onun üzerine bir ders boyunca Müslümanların, İslam toplumlarının ta başlangıçtan başlayarak, Hicri ilk asırlardan başlayarak, 40 ilk yarım asırdan başlayarak bilim tarihine, bilim dünyasına, teknolojiye neler kattığını, yazdıkları eserleri, isimleri zikretmek suretiyle anlatır, cevaplandırır ve ondan sonra hocanın merakı ve iştiyakı daha da artmış olarak kendisini bu ilme vakfetmeye karar verir. İslam medeniyeti aslında çok kültürlü, yabancı eğilimlerden rahatsızlık duymayan, mahalli kültürleri yok saymayan bir medeniyet ortaya koydu. Aile meclisi beni Almanya'ya amcamın yanına göndermeye karar vermişti. Hem fizik tahsili okuyacaktım hem de aynı bölümde olduğu için amcamın derslerini takip edip onun yolundan gitmeyi deneyecektim. Ama hadiseler planladığımız gibi değil de başka türlü gelişti. O bölümü okumasam da derslerine de gittim devamlı. Çünkü çok enteresan, çok güzel şeyler, hiç bilmediğim şeyler anlatıyordu. Onun anlattığı şeyleri o zaman Türkiye'de duymak zaten mümkün değildi. Eski Türkiye'nin geleneksel çarkından geçmiş bir talebeydim o zaman. Duyduğum şeyler tabii çok farklıydı. Helmut Ritter, Türkiye'deki yazma eserleri çok iyi bilen bir profesördür. Fuat Sezgin, ilk karşılaşmalarını biraz konuştuktan sonra büyük adammış dedim. O küçük halimle bile büyük bir adamın karşısında olduğumu hissettim diye anlatır. Ritter de öğrencisinde çok büyük bir cevher görmüştür. İlmin kıymetini bildiğinden onu kıymetli birine emanet etmek istemektedir. Öğrencisi Fuat'ın azmi ve heyecanı onu çok etkiler. Ich habe ihn mal kennengelernt. Er kam, ja, als er dann in Oberursel wohnte, hat er uns einmal besucht. Helmut Ritter
hat aus meiner Sicht die besondere Bedeutung gehabt, gerade für meinen Mann, dass er, ich sage jetzt mal so, als Mitteleuropäer die Literatur, die Kenntnisse, die ganze literarische Tradition in der arabischen Welt, also arabisch schreibenden Welt, hochgeschätzt hat. Und das hat er vermittelt. Und ich glaube, das hat meinem Mann den Weg frei gemacht, um, ja, wie soll ich sagen, ohne Belastung, sondern mit freiem Blick die Leistungen des arabisch-islamischen Kulturkreises kennenzulernen. Helmut Ritter, derslerinde şarkiyatçı ve Türkolog olan hocası Karl Brokelman'ın yazdığı, kısaca Gal olarak adlandırılan Arap Edebiyat Tarihi isimli kitabı sıkça kullanırdı. Bu kitap yazıldığı dönem için son derece önemliydi ve ilk olma özelliği taşıyordu. Arap müellifleri eserlerini ve bunlarla ilgili bibliografiyi içeren kitabın çok fazla hatası ve eksiği vardı. Yer yer subjektif yorumlar içeren bu kitap, Fuat Sezgin'in gelecekte yazacağı ve akademide sarsılmaz bir yere sahip olacak, kısaca GAS olarak bilinen Arap Bilim Tarihi isimli eserinin de çıkış noktası olacaktı. İstiyordu ki bu eser günümüzde hem eksik kalmıştır hem de yetersiz kalmıştır. Ben bunu tamamlamak vazifesiyle mükellefim diye bir kanaate varmışlar ki o sahaya yöneldiler ve ondan sonra bütün dünyanın cazibe merkezi oldular kendileri. Çünkü bu sahada da pek İslam alimlerinin mahsul verdiğini görmüyorduk biz. Çok nadir kimseler meşguldü. Fuat Sezgin, Ritter'le birlikte sık sık Süleymaniye Kütüphanesi'ne gider. Hocasının telkinleriyle günlük 20 saate yakın çalışıyordur. Hocası bu durumdan son derece memnundur. Birlikte yazma eserlerin arasında adeta birer kaşif gibi tarihin derinliklerine inerler. Brokelman'ın Gal isimli eserine zeyl yazma fikri bu dönemde konuşulmaya başlar. Ritter'in sık sık bunu tekrar etmesi, Fuat Sezgin'i adeta buna yönlendirmektedir. El yazılarını sevdiren, yabancı lisanları, eski lisanları sevdiren insandı. Beraber kütüphanelere gittiler. Hoca hep bahsederdi. Ritter benimle Topkapı Kütüphanesi'ne giderdi. Hatta Süleymaniye'ye, orada eski kitapları bakardık. Ve sevinirdi ben ondan daha fazla bilgi gösterdiğimde derdi. Yani o çok güzel anları olmuş Ritter'le. Yani bu aşkı Ritter aşılamış hocaya. İkinci Dünya Savaşı devam ederken, Almanların Bulgaristan'a kadar gelmesiyle savaşın Türkiye'ye de sıçramasından korkulur ve üniversiteler tatil edilir. Bunu fırsat bilen Fuat Hoca, Ritter'in tavsiyeleri üzerine babasının Taberi tefsiriyle 6 ayda Arap dilini öğrenir. Hocası bu kadar hızlı öğrenmesine şaşırmıştır. O günlerde dile yatkınlığını keşfettiği talebesinden her yıl yeni bir dil öğrenmesini ister. Bir Arap ülkesinde bulunmadığı halde mükemmel Arapça konuşuyordu. İngilizcesi çok iyiydi. Almanca zaten ana dili gibi orada yıllarca kalmış. İtalyanca, İspanyolca öğrenmiş.
Mesela bazı el yazması eserler, Farsça olanları okumak için Farsçayı öğrenmiş. Yani ne lazımsa o dili öğrenmiş. Fuat Sezgin de hocası Ritter'i farklı bir yere koyar. Onu insaflı ve hakkaniyetli bulur. Sözünden çıkmaz. Bir kere çıkacaktır. Onda da eşsiz bir eser ortaya koyacak, hocası yüzüne boynuz kulağa geçti diyecektir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde adeta gelecek o yılların temelini inşa ederler. Professor Sezgin, der ihn ja auch bis zu seinem Sterbebett begleitet hatte und auch seine letzten Worte. Also sehr, sehr beeindruckend. Aber ich weiß, dass Helmut Ritter Fuat Sezgin, Professor Sezgin, motiviert hat, auch auf den Weg Geschichte der Wissenschaften im Islam zu gehen. Das ist, denke ich, sehr, sehr entscheidend. Und ja, Professor Sezgin hat ihn immer geschätzt als einen Lehrer, Ratgeber und hatte, denke ich, auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Die, denke ich, auch Fuat Hoca oder Professor Sezgin den Weg gewiesen hat in die Geschichte der Wissenschaften im Islam, hat diese Lücke erkannt und hat ihm in einer gewissen Weise den Weg gewiesen. 1947 yılında Helmut Ritter'in danışmanlığıyla El-Musenna'nın Mecazül Kur'an isimli eserinin filolojik tefsirini konu alan doktora tezini hazırlar. Fuat Sezgin, Mecazül Kur'an'da bazı yerlerin Muhammed el-Buhari'nin hadis kitabından alındığını fark eder. Bu yeni bilgi, doçentlik tezinde çalışacağı konuyu da belirlemiştir. Biz onun ismini tabii bir kitapta görerek tanışmak istemiştik kendisiyle. Mecazül Kur'an isimli Ebu Ubeyde Ma'mer bin Müsenna'nın kitabını ilk defa ilim dünyasına kazandıran kendileri olmuştur. Ben kitabın ismini bakınca ve Kahire'de basıldığını görünce hocanın Mısırlı bir alim olduğunu zannetmiştim. Fakat soyadını görünce güçlükle okudum Sezgin ibaresini ve iftihar etmeye başladım. Türkiye'den yetişmiş bir alimin böyle bir kitap hazırlayabilmesi ve bastırabilmesi bizler için iftihar ve yol gösterici bir davranış olmuştur. Fuat Hoca'nın 1943 senesinden beri yanından hiç ayrılmadığı, her yere beraber gittiği, binlerce eseri beraber tetkik ettiği, çok sevdiği hocası Helmut Ritter, 1949'da Almanya'ya döner. Ritter'in giderken talebesine söylediği, "Ben bu şehrin kütüphanelerinin kralıydım. Şimdi tahtımı sana devrediyorum." Sözünden sonra Fuat Sezgin'in üzerindeki sorumluluk daha da ağırlaşır. Ama o, bu ağır yükün altından kalkacak donanıma ve azme sahiptir. Ve hatta daha fazlasını. Fuat Sezgin, 1950-1953 yılları arasında Ankara İlahiyat Fakültesi'nde asistan olur ve Buhari'nin Kaynakları isimli doçentlik tezine başlar. 1953 yılında yeniden İstanbul Üniversitesi'ne gelir. Doçentlik tezini 1956'da yayınlar. Fuat Hoca'nın bu çalışması İslam dünyasına dair bilinen bir yanlışı da düzeltmektedir. Hadis kaynağı konusunda önemli bir yere sahip olan İmam Buhari'nin hadislerde bilinenin aksine sadece sözlü kaynaklara değil, İslam'ın erken dönemine kadar geri giden yazılı kaynaklara dayandığını ispat eder. Yaptığı bu tez halen önemini korumaktadır. Buhari'nin kaynaklarının genelde sözlü olduğunu düşünen
Ler çoğunluktaydı. Yani kanaat böyleydi. Fakat Fuat Sezgin Buhari'nin kaynaklarının yazılı kaynaklara dayandığını tespit etmiştir. Malumu olduğu üzere Buhari Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam ilim geleneğinde en muteber kaynak olarak görülür. Fakat çok önemli bir oryantalist olan Gozier'in de ifade ettiği gibi bu yazılı kaynakların Hicri 2. asırdan sonra ve şifahi rivayetlere dayanan eserler olduğunu iddia eder. Halbuki Fuat Sezgin hocamızın bu doçentlik çalışması, Buhari'nin yazılı kaynakları, bunların erken dönemlerden itibaren yazılı olarak kayda geçirildiğini ve Buhari'nin bu anlamda herhangi bir eleştiriye maruz kalmayacak kadar sağlam kaynaklar üzerine bina edilen bir hadis kitabı olduğunu ortaya koymuştur. Bu da yine aslında paradigmatik bir scholarship örneğidir. Fuat Hoca, talebe yetiştirmenin yanında üniversitede bilim tarihi bölümü açmak istiyordu. Hocasının sık sık yapılmasını istediği Brockelmann'ın eseriyle ilgili Zeyl için 1954 yılından bu yana da bilgi topluyordu. Bunun önemini iyice kavramıştı. Çünkü Mecazül Kur'an tezini çalışırken bir şey daha görmüştü. Brockelmann, Arap edebiyat tarihinde Türkiye'deki el yazmalara hiç atıf yapmıyordu. Ritter 1959 yılında Türkiye'ye tekrar geldiğinde Fuat Sezgin hocasına bu Zeyl'i yazacağını ve hatta sadece Türkiye'dekileri değil tüm dünyadaki kütüphaneleri ekleyeceğini söylediğinde tecrübeli hocası ona "Yazamazsınız. Bunu hiç kimse yapamaz, bu işe girmeyiniz." demişti. Ama o bir karar vermişti. Yazacaktı. Hazırlık yapıyordu. Ancak hem ülkenin içinde olduğu koşullar hem de ayak sesleri yaklaşan darbe buna fırsat vermedi. 27 Mayıs 1960 darbesiyle pek çok isimle birlikte Fuat Sezgin de üniversiteden atılmıştı. Rahmetli en büyük amcam Servet Sezgin 60 darbesinde Çanakkale milletvekiliydi. Bir de yani arka sıralarda oturan milletvekillerinden değil, adı geçen milletvekillerindendi. Rahmetli babam da Demokrat Parti Biga, Çanakkale Biga ilçe başkanıydı. Şimdi tabii darbeyle ikisi birden hapse girdi. Hem amcam hem babam. Böyle iki insanın kardeşini üniversitede tabii bırakmazlar. İslam bilimleriyle uğraşması da tabii işin tuzu biberi oluyor. Hem kardeşler Demokrat Partili hem de böyle bir konuyla ilgileniyor. Onu uzaklaştırmayacaklar da kimi uzaklaştıracaklar üniversitede? Hocamızın özelliği eğer nedir derseniz fikirlerini, doğrularını tamamen bilimsel yöntemlerle işlemesidir. Amcam için kitap gıdaydı. 90 küsürlük ömrünün büyük bir kısmını yurt dışında geçirmiş ama hiçbir zaman ülkesine ve milletine ve medeniyetine bağlılığını kaybetmemiştir. Beeindruckend wie in einem Leben jemand das schaffen kann. Also. Kendi geçmişimizle ilgilenmemizi isterdi. Böyle bir eseri şu ana kadar hiç kimse yazamadı. Muhtemeldir ki bundan sonra da hiç kimse yazamayacaktır. Bilim tarihinde Müslümanların bilime katkıları kayıp bir halkaydı. Fuat Sezgin hayatını bu halkayı yerine takmakla harcadı. Hoca öyle bir dalıyordu ki kitap okurken odaya girin, hocaya seslenin, sizi duymazdı bile. Mevcut şartlar ne yazık ki Fuat Hoca'ya Türkiye'de çalışma imkanı vermemiştir. O ise dövünmek yerine ideallerini gerçekleştirmek için belki de en hayırlısı gitmek diyerek daha önce misafir öğretim üyesi olarak ders verdiği Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı üniversitelere başvurur. Kısa sürede hepsinden kabul alır. Çalıştığı alan, hocası Helmut Ritter,
İstanbul'a ve Doğu kütüphanelerine kısa mesafede oluşu, onun Frankfurt'u seçmesine sebep olur. Fuat Hoca'nın Türkiye'deki son saatleridir. Aşıktır İstanbul'a, ülkesine. O yüzden de yola çıkmadan evvel Galata Köprüsü'ne giderek son bir kez içini döker sevgiliye. Ardından içinde birkaç eşya ve el yazması bazı eserlere ait çokça fişle dolu bir valiz, buruk bir kalp ve nemli gözlerle İstanbul'dan ayrılır. Takvimler 13 Mart 1961'i göstermektedir. Ben 2008'de Almanya'ya bir ders vermek için gittiğimde kendileri enstitü kurdukları enstitüde bizi misafir ettiler. Hanımla orada kaldık ve bir gün kendisine buluşmak üzere ziyarette bulunduğum zaman bu hadiseler gözümün önünden geçti ve kendisine dedim ki, hocam dedim, sizi iyi ki kovmuşlar dedim. Beraber güldük. Yani kovmasalardı siz buraya gelip de bu enstitüyü vücuda getirme imkanına kavuşamazdınız dedim. Her şerden bir hayır, her hayırdan bir şer beklenir. Bu Kur'ani bir düşüncedir. Bunun tecellisini hocamızda da gördük. Fuat Hoca artık Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Geçmişte bir ayağı Avrupa'da olsa da meçhul bir dünyada yeni bir hayata başlamıştır. Vatanından uzak düşmek elbette onu derinden etkiler. Fakat kimseye incinmez, küsmez. Hatta öyle ki seneler sonra gördüğü muamele sorulduğunda "Çocukçaydı, affettim." diye cevap verir. Profesör Doktor Fuat Sezgin, Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde çalışmaya başladığında çeşitli zorluklarla karşılaşsa da kısa sürede bu dönemi atlatır. Üniversite aslında hocayı 6 aylığına kabul etmiştir. Ancak o bunu sonradan öğrenir. Vazgeçmez. Süresi dolana kadar aynı tempoyla işine devam eder. Tevekkül eder ve bu problemin bir şekilde çözüleceğine inanır. O sıralarda Marburg Üniversitesi'nden gelen bir heyetin ordinarius profesörlük teklifini bile reddeder. Fuat Hoca Frankfurt Üniversitesi'nde ısrarcıdır. Çünkü dünyada Bilimler Tarihi Enstitüsü olan tek üniversite burasıdır. Frankfurt, oryantalistler ve Batı akademi dünyasının göbeğindedir. Cabir bin Hayyan üzerine ikinci bir doçentlik tezi yazarak 1966'da profesör olur ve Frankfurt Üniversitesi'nde kalır. Yine 1966 yılında Fuat Sezgin, şarkıyatçı olan ve bir süredir tanıştığı Alman Ursula Sezgin'le evlenir. Doktor Ursula Sezgin, Fuat Hoca'nın elle yazdığı notları uzun yıllar daktilo ederek çalışmalarında ona yardımcı olur. Hoca daima eşinin katkısını minnetle yad eder. 1970 yılında tek evlatları olan Hilal Sezgin dünyaya gelir. Wir haben uns kennengelernt. Naja, das war irgendwie ulkig. Er hat mich in der Straßenbahn gesehen. Aber er konnte mich nicht gut ansprechen. Und dann haben wir uns später, also wirklich richtig kennengelernt, getroffen. Bei einer Veranstaltung von
christlichen und muslimischen Studenten. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen und er hat mir erzählt von seinem Projekt. Damals war es noch Brockelmann zu ergänzen und zu erweitern. Und er hat mir schon richtig vermittelt, dass das schwierig ist, aber dass er das machen will. Und in der Art, wie er gesprochen hat, hat er mich davon überzeugt, dass er das kann. Dass er also die Ausdauer und den Fleiß und den Verstand und die Kenntnisse hat. Und da habe ich gedacht, ich möchte dabei behilflich sein und habe ihm angeboten, das Manuskript abzutippen. Sein Deutsch war, das hat er ja auch einmal gesagt, da noch nicht so gut. Und so fing das an. Das war November 1962, also sehr lange her. Und es hat mich überhaupt nicht gestört, dass er kein Geld dafür hatte. Ich habe ja, sagen wir mal so, umsonst Dinge gelernt, die ich erst in mehreren Semestern vielleicht gelernt hätte. Fuat Hoca'nın çalıştığı bilim tarihi çok bakir bir alandır. İnsanlığı ilgilendiren gerçekler bu alanda çalışıldığında ortaya çıkabilir. Arap bir bilim adamı olan İbnü'n Nedîm'in kurduğu ve El Fihrist isimli ilk eseri kazandırdığı bilimler tarihi medeniyetler için son derece önemlidir. Çünkü bugünü, yarını ve hatta toplumların karakterini şekillendirecek verileri içermektedir. Bilim tarihindeki olay ve olguların ortaya konulması hem onlardan ders alma, ibret alma hem de güncel ve gelecekteki durumlarda bilimsel çalışmalar konusundaki motivasyon ve özgüvene katkı yapmak bakımından da önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimin her dalında olduğu gibi, bilimler tarihinin de haysiyeti gereği, gerçekler hak ettiği yerde olmalıdır. Buna göre Orta Çağ karanlığından sonra Avrupa'da Rönesans'la başlayan bilimsel ilerlemelerde elbette geçmiş medeniyetlerin yapıp ettikleri büyük önem arz ediyordu. Nitekim Batı da bunu inkar etmiyordu. Ancak kurdukları denklemde bir yanlışlık vardı. Önemli bir parça yoktu. Was besagt Renaissance? Renaissance besagt Renacimientos, die Wiedergeburt. Im ausgehend oder sagen wir mal im langen 15. Jahrhundert wird der griechische Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften, sagen wir der im Griechisch geschriebenen, das heißt Aristoteles, Euklid, in der Geographie, Kartographie im Wesentlichen Ptolemäus, plötzlich wiederentdeckt. Plötzlich kommt ein neuer Kartentyp auf, das ptolemäische Weltbild, die ptolemäischen Weltkarten mit ihren rund 20 Drucken. Und es gelingt diesem Konstrukt, der geboren ist aus einem lange anhaltenden Anti-Arabismus, zu sagen, die Renaissance, 15., 14., 15. Jahrhundert, schließt unmittelbar an die sogenannte vermeintliche Antike. Dazwischen gab es nichts. Und Professor Seskin hat nachgewiesen, dass es auch keine, sagen wir mal, Innovation in den Wissenschaften gegeben hätte, sei es in der Geographie, in der Optik, in der Medizin, in der Chirurgie, ohne die Übersetzungsbewegung aus dem Arabischen in das Lateinische, die lange, also seit dem 10. Jahrhundert, aber dann immer wieder in Wellen zur Entfaltung gekommen ist und eigentlich die Renaissance geboren hat, so könnte man sagen. Also die Grundlagen für die Renaissance gelegt hat und meiner Meinung nach auch später die Aufklärung. Musik.
Batı, elindeki bilimin Mısır ve Yunan medeniyetinden hemen sonra kendilerine intikal ettiğini söyleyip Müslüman katkısını görmezden geliyordu. Aradaki 8 asırlık boşluğu kimse sormuyordu. Mesele de aslında burada düğümlenmiştir. Yabana atılmayacak bu zaman diliminde İslam alimlerinin ne kadar büyük bilimsel başarılara imza attığını tam manasıyla inceleyen ve ortaya çıkaran Profesör Doktor Fuat Sezgin olacaktır. Ondan önce de bazı oryantalistler bunu fark etmiştir. Mesela 19. yüzyılda Jean-Jacques Sedio ve oğlu Louis-Amélie Sedio, İslam dünyasının astronomide ulaştığı seviye ve yaptıkları keşiflerin pek çoğunu ortaya koyarlar. Alman bir araştırmacı olan Josef Reino da Müslümanların coğrafya alanındaki çalışmalarını gün yüzüne çıkarır. Bunlardan önce Goethe, Humboldt ve birkaç isim daha bu türden gerçeklere ulaşmıştır. Fuat Hoca için sayıları az olan bu oryantalistler, İslam dünyasının hürmetle anması gereken isimlerdir. Çünkü bu vicdanlı insanlar olmasa, Müslümanların katkısının üstü hep örtülü kalacaktı. Fuat Hoca Batı dünyasına ayna tuttu. Modern öğretide, bilim tarihi, eski Yunan, oradan da eski Mısır'a dayandırılıyor. Fuat Hoca, yani arada Müslümanlar nerede sorusunu sordu. Ama bu bir soru sormaktan ibaret değildi. Bu katkıyı bütün somut delilleriyle ortaya çıkarıp, Batı'da iddia edilenleri çürüten delilleriyle ortaya çıkarıp ve bunun da kitaplarını yazan bir insandı. Yani Fuat Hoca'nın gücü buradan geliyordu. Fuat Hoca'nın hedefi tarihin akışındaki büyük gediğin İslam medeniyetine ait olduğunu ve günümüz Avrupa'sının varoluş sebebinin bir bakıma bu görmezden gelinen dönem olduğunu belgeleriyle ispat etmektir. Üstelik bunu bizzat onların gözleri önünde yaparak. Ömrünü bu uğurda sarf eden Fuat Hoca'nın bir diğer emeli de Müslümanların asırlarca insanlığa hizmet etmiş bir medeniyetin çocukları olarak bilim bayrağını tekrar ellerine alacak cesareti bulmalarıdır. Batı merkezli, oryantalist bakış açısının özellikle İslam ülkelerindeki hakimiyetinin sorgulanması ve yıkılması bakımından da son derece önemli devrimsel bir başarı ve faaliyettir. Müslümanlar 7. yüzyıldan itibaren Mısır ve Yunan'dan yoğun bir çeviri dönemi başlatırlar. Kitapları yazarlarının adını gizlemeden çevirip onları saygıyla yad ederek daha fazlası için çalışırlar. Kaynak gösterme ve dipnot düşme geleneği İslam alimlerince bulunmuştur. 9. yüzyıldan sonra ise kendi bilgilerini üretmeye başlarlar. Eleştirici bir zihniyet çok önemliydi. Otoriteyi her zaman saymak, saygı göstermek fakat otoriteyi eleştirebilmek de çok önemliydi. İslam alimlerini birleştiren prensiplerdi bunlar. Bu üretim 8 asır boyunca devam eder. 15. yüzyıldan itibaren Müslümanlar hala tartışmalı bazı sebeplerle bilimde artık üretemiyordur. Ünlü oryantalist bilim tarihçisi George Sarton bu gerileme için 1956'da Avrupa'da yapılan bir toplantıda "Bu mucizenin sebebini bilemiyorum" ifadesini kullanır. Üstelik sahneye Haçlı seferleriyle Müslüman dünyayı yakından tanımaya başlayan Avrupalılar çıkmıştır. Ve bu savaşlar Müslümanları her anlamda güçsüzleştirirken Batı'ya büyük avantajlar sunuyordur.
Profesör Doktor Fuat Sezgin tüm hayatı boyunca Müslümanların neden geri kaldığının cevabını da aramıştır. Biz İslamiyet diye sadece fıkhı, hadisi, tefsiri sayar olmuşuz. Onun dışındaki ilimleri, felsefeyi, tıbbı, mühendisliği, hendiseyi İslami ilim saymamışız. Bu en büyük geri kalış sebeplerimizin başında gelir. En büyük sebeplerden birisi budur. İşte Fuat Sezgin Hoca bu sahada Müslümanların dünyaya ne gibi bir netice koyduklarını, ne gibi bir hizmette bulunduklarını ispat etmeye yöneldiği için de büyük adamdır. Biz onun kurduğu bu enstitü sayesinde geçmiş alimlerimizle iftihar eder hale geldik. İftihar etmeye başladık. Ama o iftihar yeterli olmuyor. Onların yolundan gitmek ve bu sahada yeni yeni İbn Sina'lar, Harezmiler ortaya çıkarmak durumundayız. Onuncu yüzyılda İspanya üzerinden Batı Avrupa'da İslam alimlerine ait el yazması kitaplar tercüme ediliyor, ancak bu kitaplar yazarının değil, çevirenin ya da herhangi bir Yunan bilim adamının adıyla basılıyordu. Örneğin İbn Sina'ya ait olan Taşlar kitabı Aristo'ya mal edilmişti. Yine İtalya'da 11. yüzyılda Konstantinus Africanus isimli bir İtalyan tüccar 25 önemli el yazması Arapça tıp kitabını tercüme ederken bir kısmını kendi adıyla basmıştı. Aydınlanma ile bugünkü günlere gelen Avrupa'nın bu ilmi inkişafında İber Yarımadası'ndaki Müslüman alimlerin yazmış olduğu eserlerin tespiti, Batılı akademisyenlerin her ne kadar zikretmeseler de bu ilmi gelenekten istifade ederek aydınlanmayı, Rönesansı ve reformu gerçekleştirebildiklerini aslında ortaya koymuştur. Bir anlamda intihali ortaya çıkartmıştır. Asırlar boyu bu böyle devam etti ve o kitapların gerçek sahipleri adeta teker teker unutuldular. Müslümanlar da, Avrupalılar da 17. yüzyıla gelindiğinde Batı'nın nasıl bu işte önder olduğunu bilemez hale geldiler. Bu süreç Batılılarda üstünlük duygusunu, Müslümanlarda ise aşağılık kompleksini tetikledi. Bugün gözünüzü açtığınız zaman, şu anda da dışarı çıktığınız zaman gözünüzün gördüğü her şey Batı tarafından icat edildi. Çocuklarımızın, evlatlarımızın bunu gördüklerinde onların vicdanlarında bunun ne tür bir hasara yol açtığı ile ilgili bir fikrimiz yok. Bu çok derin etkileri olan, olumsuz anlamda motive eden, bilinçli ya da bilinçsiz olarak. Hocamız bunu böyle teşhis ederdi. Bu bir hastalık ve bu ortadan kalkmadan herhangi bir gelişmeden söz edilemeyeceğini söylerdi. Bilimler arası bir disiplin olan bilim tarihi, Fuat Sezgin'in çalışmalarından sonra farklı bir boyut kazanmıştır. Ortaya çıkan 8 asırlık bilgi, mübalağasız dünya bilimler tarihinin yeniden yazılmasını gerektiren bir olaydır. İşte o, eserini tüm bu yeni bilgilerle kaleme almaktadır. Fuat Sezgin'in bu delilleri toplaması için dünyadaki yazma eserleri bulması ve tetkikini yapması gerekiyordu. Yüzbinlerce yazmayı onlarca dil öğrenerek bizzat inceledi. Endülüs, Kahire, Bağdat, Şam, Semerkant, Buhara, Londra, St. Petersburg ve Hindistan'da bazı şehirler, nerede bir yazma eser varsa peşine düştü. Dünyadaki bütün yazmalara dayalı yeni bir eser yazıyorum hocam diyerek başladığı o büyük eseri
Arap-İslam Bilimleri Tarihi'nin ilk cildini 1967'de yayınlamayı başardı. Kısaca Gas olarak bilinen bu eserin ilk cildi çıkarken, Brockelmann'ın eserine zil yazmak için bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon, hocanın da bu işe başladığını duyarak kendisiyle görüştüler ve ondan bu işi bırakmasını istediler. Hatta daha ileri gidip böyle bir kitabı yazarsa gülünç duruma düşeceğini dahi söylediler. Çünkü hiçbiri Müslüman bir Türk'ün üstelik de tek başına bunun gibi bir eseri yazacağına, hatta bir tek kişinin bunu yapacağına ihtimal vermiyordu. Ancak bir komisyon eliyle yazılabileceğinde ısrarcıydılar. Hoca tüm araştırma notlarıyla onların karşısına çıkıp kendini anlattı ve hazırlıklarını gösterdi. Bu görüşmeler sonunda komisyon ikna olup kendini lağvederken bu işi hocaya bıraktı. Profesör Neubauer diye bir beyefendi var. Amcamın asistanlığını da yapmıştı. Bir anısını anlattı. O zamanlar amcamın üniversiteden o söylediğim komisyon kitap almasını engellemiş. Dedi ki yengenle ben, yengem de aynı branştan, amcamın ihtiyacı olan amcanın ihtiyacı olan kitapları kendi adımıza üniversite kütüphanesinden alıp ona götürürdük dedi. Profesör Doktor Sezgin 1961'de yazmaya başladığı ve 6 yılda tamamladığı Gas'ın ilk cildiyle pek çok açıdan bir ilki başarır. Aslında bilimler tarihinde İslam bilginlerinin yeri neresi diye sorulsa, Fuat Hoca'nın çalışmalarından önce mi yoksa sonra mı diye başka bir soru daha sormak gerekir. Zira Fuat Sezgin bilinen bir tarihi baştan ayağa değiştirmiştir. Man das Wesentliche an der Geschichte des arabischen Schrifttums ist, dass es in der Geschichte der Wissenschaften zu in verschiedenen Disziplinen, angefangen von der Geschichtsschreibung an sich bis hin zu den letzten Bänden der Literatur, Literaturgeschichte, die Beiträge, meistens geschrieben im Arabischen, aber auch nicht nur, sondern teilweise auch im Persischen und Osmanle. Also hat diese Lücke geschlossen, was, denke ich, lange Zeit unberücksichtigt war in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung. İslam bilim tarihinde aslında Fuat Sezgin öncesi, Fuat Sezgin sonrası diye belki ikiye ayrılabilir. Çünkü İngilizce'de tabir olunduğu üzere hocanın ilmiliği paradigmatic scholarship'tır. Yani paradigma değiştiren, yapmış olduğu çalışmalarla var olan yerleşik algıları, kanaatleri kökünden değiştiren, sarsan, varoluğunu yıkan ve yeniden yerine, yenisini inşa eden bir akademik tarzdır. Bu tarza ilim adamı sayısı çok azdır. Fuat Hoca, literatürde sarsılmaz bir yere sahip bu eserinde yazdığı uzun ön sözlerle, Müslüman bilim adamlarının ilgili alanda tarih içinde neler yaptığını kronolojik olarak ve belgelerle anlatır. Bu eser, ayrıca dünyadaki Arapça el yazması eserlerin hangi kütüphanelerde kayıtlı olduğunu da içermektedir. Tüm ciltlerini yarım asırlık bir çabayla yazdığı ve hiç bilinmeyen pek çok el yazmasını gün yüzüne çıkaran Gas, müellifinin eşi benzeri bulunmayan emeğinin, fedakarlığının ve zekasının ürünüdür. Yani bu eseri yazmak için tabii ki zeka gerekiyor, akıl gerekiyor. Bir bakış gerekiyor. Ama bunun dışında da büyük bir maneviyat lazım. Böyle bir eseri, bu bir azmi ortaya çıkarmak için. Ve hocada bu maneviyat vardı. Ve bu her zaman bizim için çok büyük örnekti. Das denke ich ist der Beitrag, der wesentlich wichtige Beitrag
zum universellen Kulturerbe. Also der Beitrag der Geschichte oder der Wissenschaften im Islam historisch vom 8. bis in das 17. Jahrhundert. Das ist, denke ich, durch Professor Seskin in dieser Breite und Tiefe erstmalig erarbeitet worden. Und in verschiedenen Bereichen, aber ganz insbesondere in der Geschichte von Geographie und Kartographie und Nautik und Entdeckungsgeschichte, gezeigt, dass ohne die arabischen Beiträge es eigentlich keine, in meiner Meinung nach, auch keine Aufklärung gegeben hätte. Es hätte kein Entdeckungszeitalter gegeben, keine Aufklärung und keine moderne Kartografie vor allen Dingen, die tatsächlich mathematisch-astronomisch basiert, vor allen Dingen dieses mythologisch geprägte europäische Weltbild überwunden hat. Profesör Doktor Fuat Sezgin'in ilk cildi paylaştığı en önemli isim hocası Helmut Ritter olmuştu. Ona yazdığı mektupta eseriyle ilgili değerlendirmesini istemiş ve cevap geldiğinde Ritter bir kez daha hayranlığını belirttiği talebesine "Bunu kimse yapamazdı, kimse. Siz yaptınız, başardınız." diyerek boynuzun kulağa geçtiğini söylemişti. Also ich denke, dieses Konstrukt oder der Mythos der Renaissance ist eines der Fundamente des Eurozentrismus im Geschichtsdenken, im europäischen Geschichtsdenken. Besagt im Grunde genommen, und Professor Seskin hat das ganz hervorragend aufgearbeitet und, sagen wir, dekonstruiert und die Geschichte dann wieder rekonstruiert. Gas'la gün yüzüne çıkan bilgilerden biri Amerika'nın keşfinin ilk kez Müslümanlarca yapıldığıdır. Hoca Christoph Kolomb'un pusulasının Müslümanlar olduğunu, hatta aslında Kolomb'un Amerika'ya değil Asya'ya gitmeye çalıştığını gösterir. 1984 senesinde coğrafya alanında çalışırken Topkapı Sarayı'nda bulduğu bir haritayla heyecanlanır. Çünkü o harita Abbasi döneminde Halife Memun tarafından hazırlatılmıştır ve hocaya göre en muteber dünya haritasıdır. Bu çalışma Amerika'nın Müslümanlar tarafından keşfedildiğini koyar ortaya. Sehr sehr wichtig. Wir müssen immer darüber nachdenken, dass die Renaissance ging einher damit, dass arabisches Wissen, Nautik, Astronomie, Koordinaten, Wegstreckenmessungen es eigentlich ermöglicht haben, dass Kolumbus und auch der Schiffstyp und der Bau der Schiffe diese transatlantische Irrfahrt unternehmen konnte. Also überhaupt müssen wir uns ja fragen, warum plötzlich die Portugiesen und Spanier auf dem offenen Meer segeln konnten. Und auch das hat Professor Seskin recht eindrücklich, sehr eindrücklich nachgewiesen, dass ohne dieses arabische Wissen auch die Erschließung weder des Indischen Ozeans noch des Atlantiks durch Portugiesen und Spanier möglich gewesen wäre. Zugleich müssen wir aber auch bedenken, dass das arabische Wissen genutzt wurde, um Amerika zu erobern. Tarihin en prestijli bilim insanlarından biri, şüphesiz Leonardo da Vinci'dir. Fuat Hoca'ya göre da Vinci'nin başarısı İslam bilimlerinde saklıdır. Büyük bir matematikçi ve optik alimi olan İbnül Heysem'in iki kitabı İspanyolca'ya tercüme edilir. Fuat Hoca'ya göre bu tercümeler da Vinci'nin de elindedir ve dikkatle okumuştur.
Fakat alet yapma becerisi olmadığından Da Vinci'nin kitabında sadece İbnül Heysem'in çizimleri vardır. Hocam, yapmış olduğu çalışmalarla İslam bilim tarihinde çok zengin bir ilmi geleneğin olduğunu, özgün bir ilim geleneği olduğunu ortaya koymuştur. Oryantalist yargıyı yeniden düşünmeye, yeniden yazılmaya muhtaç hale getirmiştir. Bize bunun gibi nice bilgiler veren ve 50 yılda 17 cildi tamamlanan Fuat Sezgin'in Arap-İslam Bilimleri Tarihi isimli bu eseri insanlık tarihini değiştirmiştir. Ve elbette gerçek manada değerlendirildiği gün, ki maalesef o gün henüz gelmemiştir, bilim tarihi kitapları yeniden yazılacaktır. Zira böylesi fikirleri, üstelik de kanıtlarıyla ortaya koyan bir bilim adamına dünyanın böyle bir sessizlikle cevap vermesi söz konusu değildir. Das war jede Bibliothek, jede größere Bibliothek und auch in der Wissenschaftsorientalistik wird natürlich Fuat Sezgin und die GHS gelesen, studiert und ich weiß auch in den Vereinigten Staaten ist das der Fall, aber leider oftmals wird er wenig als Quelle angegeben auch. Also ich weiß das von Kollegen, die in Chicago gearbeitet haben zum Beispiel, die studieren Fuat Sezgin, kommen nach Istanbul, studieren die Karten und sind eigentlich von Professor Sezgin auf den Weg gewiesen worden, aber geben ihn auch nicht unbedingt an. Das finde ich sehr problematisch und das hat leider eine lange Tradition. Fuat Hoca bu 17 cildi yazarken maddi sıkıntılar da çeker. Çünkü bazen bir yazma eser dünyanın öbür ucundadır. Bu nedenle bir taraftan maddi kaynağı da düşünmek zorundadır. Gass, 1978'de Arap dünyasının Nobel'i kabul edilen Kral Faysal ödülünü alır. Buradan gelen parayla kütüphane gezilerinin bir kısmını finanse eder. Saadetul Ustadi Doktor Fuat Sezgin, للتشرف بتسلم جائزته من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. Bu ödül sayesinde pek çok devlet başkanıyla tanışır. Çok değil, kısa bir süre sonra kuracağı enstitü içinde bir anlamda finans kaynağını bulmuştur.